pazarında şu sıralar en çok 1 ton 300 kilo ağırlığındaki dev kurbanlık şampiyon, bir de dolardaki rekorun çadırlara etkisi konuşuluyor. Oy, gördün mü bana nasıl vurdu? Bize niye vurdu? Beni ucuz satıyorsun diye o yüzden vurdum. Hayvan güzel ama biraz fiyatı tabii. Yerme. Fiyatı da kilosu da ismi gibi şampiyon. Kurban pazarlarının şampiyonu Sultan Gazi'de görücüye çıktı. Şampiyon adlı bu tosun Sultan Gazi'de en iddialı tosunlardan biri. Sadece Sultan Gazi'de değil, İstanbul genelinde iddialı. Çünkü tam 1300 kilogram geliyor. Ve sahibi de ona tam 25 bin lira istiyor. 25. Canlı 1300 kilo, et olarak 750 kilo. Başındaki çiçekleri, paçalarındaki süsleriyle havasına hava katan şampiyonu gören maşallah diyor. Onu anlatmakla bitiremeyen sahibi şampiyon tosununun stresini kaval terapisiyle alıyor. 20. Şampiyona sahip olabilmek öyle kolay değil. Rekor fiyattan satışa çıkan tosun herkesin hayali. 20. Bir pazarlık oldu. Çok üzgün bir pazarlık oldu. Kolumuzu çıkaracak adam. Şampiyon adlı bu kurbanlık hem kilo olarak hem de fiyat olarak tüm rekorları elinde bulunduruyor. Hal böyle olunca da pazarlıklar hep sonuçsuz kalıyor. Özenle yedirildi, tamamen organik beslendi. 25 bin liralık fiyatıyla kurban ekonomisini de alt üst etti. Hele bak, of, maşallah. Aynen ya, o zaman şampiyonu aldığı zaman çocuk, o zaman büyük holdinglerin yani seviyesine gelmemiz lazım, yanca almamız lazım. Kendi toprağımızı getirmiş, elimizi sürüyoruz yani en azından. Kurban pazarı ekonomisini karıştıran bir diğer konu da dolardaki artış oldu. Dövizdeki hareketlilik kurban pazarlarını da hareketlendirdi. Kurbanlıklara yansıyor, yem fiyatlarına yansıyor bu doların artması. Yem fiyatları geçen sene 45 milyondu, bu sene 75 milyon. Dolardaki bu tarihi artış kurbanlıkların çadırlarına da girdi. Öyle ki bu gördüğünüz kurbanlık geçen hafta 16 bin liraydı. Dolar kuru fırladı ve bu kurbanlığın bugünkü fiyatı 17 bin liraya çıktı. Yani arada tam 1000 lira oynadı. Daha da yükselir mi kurbanlık? Bu şekil giderse yükselecek. Evlek evlek sattık, böyle böyle battık.